Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün nasıl klim kilem kullanır arkadaşlar, buna bakacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Doğru videodasın. Yani 10-15 dakikada gerçekten bu işi öğrenebileceksin. Arkana yaslan ve dikkatlice izle. Öncelikle bilgisayarında zaten olması gerekiyor. Yani Windows 11 falan kullanıyorsan kesinlikle olması gerekiyor. Bunu aramak içinse normal klim kilem yazdığın zaman çıkması gerekiyor. Eğer çıkmazsa endişelenme, hemen Microsoft Store'a gir ve arama kısmına ismini yaz. Bu şekilde zaten burada da olduğunu göreceksin ve buradan da indirebileceksin arkadaşım. Bunun zaten olduğunu varsayıyorum ve direkt hemen uygulamayı açıyorum arkadaşlar sizler için. Bu ücretsiz bir uygulama. Özellikle Windows 11'den sonra geldi arkadaşlar güncelleme ile birlikte. Ücretli versiyonu da var içerisinde ama kim alır ki diyebilirim. Çünkü bazı eksik noktalar mevcut ve gelişen bir uygulama hala. Ama çok basit bir arayüzü var ve gerçekten kullanılması gereken bir edit program olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Bir açılsın görelim. Evet, şu anda ekran geldi. Şu videolarınız kısmındaki şu videolar sizde olmayabilir. Daha önce kullandığım için bende çıkıyor veya siz de kullandıysanız, daha önce bir düzenleme yaptıysanız burada görebileceksiniz. Burada yapmanız gerekenler, artık başlıyoruz hazırsanız. Yeni video oluştura basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra direkt yeni bir sayfa bizi karşılayacak. Bakın çok sade, her şey de Türkçe. Burada medyayı içeri aktar kısmını görebiliyorsunuz solda. Zaten birçok yeri işaretleyeceğim sizler için. Medya içe aktar tıkladığınız zaman buradan istediğiniz videoları içerisine aktarabileceksiniz. Mesela biz ClipClam nasıl kullanılırdaki videoları buraya aktaracağız. Ama bundan önce size 5 dakika sadece buradaki panellerin ne işe yaradığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere medyanın seçili. Medya, yani buradaki eklemiş olduğumuz videolar, resimler, bunları göstereceği kısım. Burada kaydet ve oluştur var. Yine benim burada hani nasıl video çekiyorsam, nasıl sesimi alıyorsanız bunu da aynı bu şekilde buradaki uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. İsterseniz farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Daha önce ben kullandım. Sesini güzel kaydediyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İçerik kitaplığında ne var diyecekseniz, burada gifler var, resimler var, videolar var. Hani kullanmak istediğiniz yeşil ekranlar var. Özellikle şunu belirteyim, böyle sağ üstünde veya sol üstünde diamond işareti varsa, turuncu bir işaret varsa bu ücretli arkadaşlar. Yani ücretli versiyonunu almanız gerekecek. Yine burada ses efektleri filan da var. Kısaca gösteriyorum. Daha önce de mesela bakın aramışım, abone ol'a tıklıyorum mesela. Abone ol'a tıkladığım zaman videolarla ilgili bir şeyler çıktı. Aşağı iniyorum. Burada gifleri görebiliyorsunuz mesela. Bakın şu adamın mesela abone ol tuşunu gösterdiğini görebiliyorsunuz. Burada yine bir abone ol tuşu var. Bunları teker teker ekleyeceğiz. Burada şablonları görüyorsunuz. Burada mesela Instagram'la ilgili, YouTube'la ilgili şablonları indirip direkt ekleyebilirsiniz arkadaşlar videolarınıza veya intro yapmak istiyorsanız. Yine bunları da ekleyebilirsiniz. Biz kısaca bir şeyler yapacağız. Yine burada metinleri görüyorsunuz. Metinler gayet güzel ve sade ama bir o kadar da sayısı da az. Yine işimizi görecektir. Yine geçişlere baktığımız zaman burada geçişleri görüyoruz. Geçişleri gayet güzel arkadaşlar. Yani çoğu programda bu tarz bu kadar çok geçiş yok. Onları söyleyebilirim. Marka City de size bahsetmiş olduğum yine ücretli özellikleri barındırıyor arkadaşlar içerisinde. Bunlar şu anlık bence gerekli değil. Biz en başındayız çünkü işin. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta ne varmış ona bakacağım. Burada açıklamalı altyazılar görüyorsunuz. Yine kendiniz videonuzu eklediyseniz bunu açıklamalı bir altyazı yapabiliyorsunuz. Ses soldurma var. Yine videolarla ilgili şeyler, filtreler, efektler, renkleri ayarlamak, hızlar, geçişler, renkler var arkadaşlar. Bunların hepsine tek tek bakalım. Öncelikle bütün her şeyi şu anda size tanıttım. Artık video üzerinden yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Medya içe aktar dediğim zaman burada ClipClam nasıl kullanılır dosyasının içerisine gireceğim ve mesela şu drone sahil manzara efektini atıyorum arkadaşlar. Aç dedim ve direkt gördüğünüz üzere hazırlanıyor dedi ve buraya yüklendi. Faremi üstünde tuttuğum zaman görüyorsunuz bir ön izlemesi mevcut. Bunu şu şekilde sürüklüyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu şekilde sürüklüyorum ve direkt buraya geliyor. Sesi gelmesin diye bu arada sesini kapattım arkadaşlar. Bunu şimdiden bilgisini vereyim. Bu şekilde gördüğünüz üzere videomuz buraya geldi. Burada metin ekleme var, ses ekleme var. Bunların hepsine bakacağız. Öncelikle metin ekleyelim mesela. Şu kısma mesela bir tekno önce yazalım ya. En ortaya mesela. Aldım bunu, yine aynı şekilde kaydırıyorum. Buradaki en basit işlem zaten kaydırmak. Mesela bunu buraya kadar kaydıracağım. Birazcık kısaltıyorum bu şekilde. Bakın sağ taraftan tutun ve birazcık kısalttım. Buraya peki yazıyı nasıl ekleyeceğiz? Bunun için direkt arkadaşlar hemen sağ tarafa geliyorum. Bakın metin var. Metine tıklıyorum. Burada gördüğünüz üzere hem yazı tipi hem de ne yazmak istediğim bölüm çıkıyor arkadaşlar. Buraya mesela tekno ince yazacağım ben. Tekno ince yazdıktan sonra direkt enter'a basacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yazı stilini beğenmediyseniz mesela değiştirebilirsiniz. Boyutunu yine ayarlayabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Her şey ayarlamak mümkün buradan arkadaşlar. Yine bu şekilde yazı ya da efektler falan yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar size kalmış şeyler. Burada yine bakalım ne yapacak. Mesela
gelecek arkadaşlar. Bakın yazı geldi. Gördüğünüz gibi arka tarafı soldurdu ve tekrardan netleşti. Zaten adı üstünde soldur yazı efekti. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela bunu birazcık şöyle aldığım zaman nasıl olacak? Şu şekilde. Evet, gördüğünüz üzere tekno önce dedi ve direkt gitti arkadaşlar daha sonrasında. Peki buna bir ses ekleyelim mi? Bence bir ses ekleyelim. Tekrar medyaya giriyorum. Medyayı içe aktar diyorum. Klasik gitarı mesela herhangi bir müziğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Tabii ki telif olmamasına dikkat edin. Bu arada şunu da belirteyim. Bu video internetle çalışan bir uygulama. Yani video demişim. Bu uygulama internetle çalışan bir uygulama ve internetiniz ne kadar iyiyse o kadar iyi verim alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bakın buradan tutum hemen aşağıya geldim. Gördüğünüz üzere burada bir çizgi çıktı. Bu çizgiye hemen bunu bıraktığım zaman gördüğünüz üzere sesimiz buraya kadar geldi. Şimdi buradaki panelde gördüğünüz üzere sol üstte geri alma tuşumuz var. Yine iğneleme tuşumuz var. Bölme, silme ve çoğaltma gibi alternatif seçenekler konulmuş arkadaşlar buraya. Yine buradan uzaklaştır, yakınlaştır veya sığdıracak şekilde bunları mesela bakalım, deneyelim. Mesela uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Şu anda görüyor musunuz? Videonun boyutu da küçüldü zaman çizelgesindeki. Buradaki müziğin tamamını görebildim bu şekilde uzaklaştırdığım zaman. Bunu bu şekilde kısaltıyorum, kısaltıyorum, kısaltıyorum ve videonun bittiği kısma getiriyorum. Tekrardan buradan yakınlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar yakınlaştırıyoruz. Mesela bakın videoya tıkladığım zaman yine videonun şu köşesinden tutup bu şekilde küçültebilirim, büyütebilirim. Tabii biz 1920x1080'lik bir video yaptığımız için bu normal. Hani 90 derece döndürme gibi seçenekler de mevcut. Kırpabiliyorsunuz, sığdırabiliyorsunuz. Bunların hepsine tek tek siz de bakabilirsiniz. Mesela kırpma dediğim zaman bakın şu şekilde kırpıyorum. Sadece bu videonun bu kısmını alıyor. Ama buna gerek yok. Tamamıyla doldursun ekranı. Bizim için iyi olacak. Burada gördüğünüz üzere klasik gitarımızı ekledik. Yine bu gitarın üstüne basarsanız bakın düzenleme işlemlerinin hepsi sol taraftan, pardon arkadaşlar, düzenleme işlemlerinin hepsi sağ taraftan yapıyoruz. Buradan mesela sese tıklıyorum. Ses düzeyini azaltabilirim. Bunu buradan seçebilirim ve ayarlayabilirim. İstediğiniz şekilde sesini arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu size özgü bir şey artık. Bunu bu şekilde ekledim. Mesela ben burada teknoyinceyi ekledim arkadaşlar. Tamam mı? Mesela birazcık geri geleceğim. Şuradan uzaklaştıracağım. Birazcık daha kısacağım bunu ve şu kısımda farklı bir video ekleyeceğim. Mesela şunu ekleyeceğim. Dalgalı bir ışık ekleyeceğim. Bu dalgalı ışığı buraya ekledim. Gördüğünüz gibi yine kaydırıp getirdim. Fakat şurada direkt geçiyor arkadaşlar ve insana gerçekten hoş olmayan bir izlenim deneyimi katabiliyor diyebilirim sizlere. Mesela bakın şuradakini gördünüz değil mi? Ön izlemesini. Bunu alıyorum. Bakın tuttum. Bu şekilde tutup direkt artı işaretine bırakıyorum ve bu şekilde bir ifade çıkıyor. Bakın. Bakın izleyelim. Az öncekini hatırlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere bir dalgalanarak geçişini yaptı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Bu geçiş. Mesela bunu değiştirmek istiyorsunuz. Buraya tıklıyorum arkadaşlar ya da buradan mesela geliyorsunuz yine kaydırıyorsunuz. Geçişi değiştirin diyorsunuz veya değiştiriyorsunuz. Bakın şimdiki daha da farklı olacaktır. Gördüğünüz üzere farklı bir geçiş oldu. Peki buraya az önceki görmüş olduğumuz içerik kitaplığındaki abone ol tuşunu eklemek istiyoruz. Ekleyelim. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın zaman çizgi. Her zaman kaydırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde kaydırıp direkt ekleyebiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle düzenliyorum. Şuraya kadar getiriyorum. Video şurada bitiyor çünkü. Yine müziğimi de buraya kadar getiriyorum. Bakın abone ol tuşunu burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde yine kırpabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kırpabilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Ama çok tavsiye etmem. Çünkü bakın aşağıda kaldı. Bunu bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Bakın mesela şimdi nasıl izleyelim. Bakın geldi, tıkladı ve açıldı. Ama orada videomuz bittiği için tabii ki olmadı. Şu şekilde alalım mesela şuraya. Şurada geçiş efekti olduğu için çok iyi olmayacaktır. Ama yine şu şekilde uzatabiliyorsunuz. Tabii bir izleyelim. Çok uzun bir GIF'miş bu arada. Bunu yaptıktan sonra mesela bitiyormuş zaten. Tekrar ediyor. Mesela şurada şöyle. Bunu buraya atabilirsiniz. Zaten direkt uyacaktır. Bakın geçiş yaptıktan sonra geliyor abone ol tuşu. Bunu yani çok farklı seçenekleri de var. İstediğinizi tabii ki buradan aratarak mesela insanlar neler atmış. YouTube işte bayıldım. Bayıldım'a tıklayalım. Bakalım mesela bakın farklı ifadeler ve şeyler mevcut arkadaşlar. Görseller. Mesela bunu ekleyelim. Mesela bunu ekledim. Geliyor şu an. Bakın bu şekilde geliyor. Yine oynattığınız zaman arkadaşlar böyle görebilirsiniz. Bunu özellikle mimli videolar falan yapıyorsanız yine kullanabilirsiniz bu şekilde. Atıyorum mesela şu köşede şu şekilde tutarsınız. Mesela buraya bir şey yaparsınız. Kendiniz koyabilirsiniz. Bunlar güzel tarafları. Tabi burada müzik ekledik, video ekledik, niye işe yaradığına baktık. Şimdi sadece birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz üzere 16'ya 9 yazıyor. Yani yatay bir video. Bakın portrelik bir video, yani TikTok'a bir video atacaksanız, Instagram'a Reels videosu ya da YouTube'a bir Shorts videosu yapacaksanız bunu seçmelisiniz arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere bakın hemen ne oluyor? Küçülüyor veya bu şekilde kare şekilde oluyor. Yine
küçülüyor 4'e 5, 2'ye 3 dikey. Bunlar zaten görüyorsunuz yanlarında yazıyor. Mesela 9'a 16 seçtiğim zaman bakın küçüldü. Bunu büyütmem için ise ya ters döndüreceğim ya da bu şekilde büyüteceğim arkadaşlar. Bu şekilde büyüttüğüm zaman da tabii ki birazcık görüntüden kayıp elde edeceğiz arkadaşlar. Pikselleşmeye başlayacak. Ama bunları belirtebilirim. Burada başka belirtebileceğim bir şey yok. Hani video bu şekilde düzenliyor. Artık orası sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İstediğiniz her şeyi bu program aracılığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye bye.